Tapasya. Anne. Ben bundan sonra mutfağa girmeyeceksin demedim mi? Hayır hayır. Ben buraya senden izin almaya geldim. Ne istiyorsun? İççe. İççe mı? Yine ne yaptı İççe? Hayır hayır. Anne bugün doktorla randevum var benim. Bir yere gidelim demiştim ama onun da işle ilgili randevuları varmış. Büyükannem de oraya iç çayla git yalnız gitme dedi. İşte o yüzden ben de gelip iç çaya sormuştum ama... Neden bana söylemedin? Ben eve misafirler gelecek ya, o yüzden söylemedim. İççe, sen sabah olanlardan sonra bana kırıldın değil mi canım? Benim yüzümden azar işittin, bu yüzden... benimle gelmek istemediğinin farkındayım. Sorun yok, o zaman ben de kendim giderim. Anne, ben gidiyorum. Tapasya. Bekle. Oraya yalnız gitmeyeceksin. İççe seninle gelecek. İççe. Kulağın yok mu senin? Hadi, Tapasya ile git. Elindekileri bırak ve hemen git. Misafirlerle ilgilenmek için sana ihtiyacımız yok. Canda ile ben hallederiz. Tamam anne. Bayan Gunvanti, gel teyze. Oğlunla mabede gidip geldin herhalde. Evet, buyur sen de ye. Rohini ve Pushkar nasıllar? Çok iyiler. Pederden bu siyah ipi getirdim. Peder bunu tapuya bağlayın, bu onu nazardan koruyacak dedi. O hastaneye gitti. Tapu hastaneye mi gitti? Neden? Sana söylemedi mi? Bugün doktorla randevusu varmış. Tapu daha bu sabah doktora gitmişti. Yine mi gitti? Anlaşılan yine alışverişe filan çıktı. Bu kız gerçekten anlamıyor. Onun durumunda olan bir kızın yalnız dolaşması sıkıntılı. Ah Tanrım, en iyisini bilir. Mir'in biraz işi varmış da. O yüzden onunla İççe gitti. İççe onunla mı gitti? Evet, yakında gelirler. Hadi sen otur, onlar da gelir zaten. Tapu. Tapu neden açmıyorsun? En iyisi fareyi arayayım. Onun da telefonuna ulaşılamıyor. Bu
fare ve tapu niye beraber gittiler ki? Bu tapuya ne oluyor böyle? Bugünlerde yine arkadaş olmaya başladılar. Bu fare tapuyu eğlendirmeye götürdü kesin. Ya bebeğe bir şey olursa? Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise